Her piyasada olduğu gibi inşaat sektörü de fiyatların artması ve yükselmesinden etkileniyor. Beton, demir gibi ham maddelerin fiyatları her yıl farklılık gösteriyor. Barınma ihtiyacıyla doğrudan ilişkili olan inşaat sektöründe neler oluyor? Geçen yıla oranla inşaat maliyetleri bu yıl nasıl? Beton fiyatlarındaki son durum ne? Gibi sorulara cevap aramak için Uğur TV olarak mikrofonlarımızı uzmanlara uzattık. Uşak İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ümit Alp, güncel inşaat maliyetlerini 2020 yılından bu yana piyasada meydana gelen değişiklikleri aktardı. İnşaat maliyetlerinde son 2 yıldır çok büyük bir artış meydana geldi. 2020 yılının Haziran'ından sonra pandemi süreci içerisinde bir bölgede yavaş yavaş fiyatlar artmaya başladı. Sonra Türkiye'de devletimizin müdahalesiyle kamu bankalarının inşaat konut satışlarındaki faizlerini %1'in altına çekmişlerdi o devirde. Bu yaklaşık 2 yıl önce, 24 ay önceki bir devirde. O devirde konut fiyatlarının satışları hızlandı, fiyatları da ani olarak yükseldi. Bu ani müdahale sırasından sonra inşaat malzemelerinde fiyatları birikmiş, stokta bekleyen mamullere yansıma noktasına doğru gelen bir fiyat artışı başladı. Neden? Çünkü inşaat fiyatları hızlı yükselmişti. Ham madde üreticisi, seramiğinden ahşabına kadar üretici firmalar da aylardır, yıllardır yapmadıkları zamları o devirde hızlıca bir arada bir bütün olarak yaptılar. %700'lere yaklaşan son 2 yıllık dönemde bir enflasyon yaşadık. Bu yüzden dolayı büyük sıkıntılarımız oluştu. Gerek üretim yapan müteahhit arkadaşlarımda sıkıntılar oldu, gerekse vatandaşların mağduriyetleri söz konusu oldu. Bu yönden dolayı kamunun inşaat ham maddelerinin doğru fiyatlandırılması konusunda mücadele etmesi gerekir. Bizim sektörümüz 200 kalemden başladığı varsayılır. Daha fazladır esasında, artık güncel olarak değişti, değişiklikler yaptı. 200 kalemden fazladır ama yansımaları daha fazladır. Sürükleyici yönü yüksektir. Ülke ekonomisine katkıları yüksektir. Ama fiyatlanması demek toplumdaki refah düzeyinin dalgalanması sebebiyle alımların düşmesi durumunda ülkede bir sıkıntı meydana gelebiliyor. Biz o yüzden inşaat sektörünün devlet müdahalesinin az olduğu, düzenli ve kontrol edildiği, haksız rekabetin önlendiği bir metoda dönüştürülmesini isteriz. Uşak Mimarlar Odası Başkanı Çağlar Samancı çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Bu sene 2022 yılında ilginç bir dönem yaşıyoruz biz. 3 seferdir devletin yayınladığı rakamlarda artışlar gündeme geliyor. Üçüncü kez liste güncellendi. Şu an hani bizim 3B dediğimiz apartman maliyetleri 5.000 lira civarında. Ama buna KDV eklendiğinde metrekare birim fiyatı 6.000 lira civarında. Çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu enflasyonla birlikte yaklaşık 4 kat ile 6 kat arasında fiyatlarda artış var. Bunlar işte beton, demir, tuğla, işçilik ya da işte ana nakliye, inşaatta biliyorsunuz nakliye de önemli bir kalem. Bunların hepsi ard arda gelerek inşaat maliyetlerini yükseltti. Yani şu an şunu diyebiliriz. Geçen yıl 300 lira civarında aldığınız bir ürünü bu sene 1200 lira civarında alabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum, demiri geçen yıl 7 ile 9 bandında alırken bu sene demirde 15-17 liralara, bugün yani bugünkü güncel fiyatı 15 lira civarındadır. Yani mesela %100'lük bir artış. Ama hani demir gibi materyaller yani İngiltere borsasına bağlıdır. Ama beton çimento sektörüne bağlıdır. Tabii ince malzemelerde de değişiklikler var. Örnek veriyorum, 65 liraya aldığımız geçen sene Temmuz ayında ya da 100 liraya aldığımız bir seramik şu an aynı seramiği aldığımızda 400 lira. Yani yani 4 kat artmış durumda. Dolayısıyla bu yani maliyetlere yansıyor. Sektörü yavaşlatıyor bir taraftan. Yani resesyon dediğimiz, yani maliyetler yükselince vatandaşların alım gücü düşüyor. Alım gücü düşünce sektör yavaşlamaya başlıyor. Sektör yavaşlamaya başlayınca da inşaat sektörü hem mimarlığı etkileyen bir sektör, bizim mesleğimizi birebir. Bir yandan da hem işçiyi, yani bu sektörde hizmet vermiş pek çok dal var. Yani direkt bu sektörle ilgili 20 tane dal var. Dolaylı olarak da 200'e yakın dal var. İnşaat sektöründe işte yavaşlama olduğunda, maliyetler arttığında satış düşüyor. Satış düştüğünde de yavaşlama gündeme geliyor.
Bununla ilgili işte artık hükümetten bir şey bekliyoruz tabii. Girişim bekliyoruz. Uşak Adı İnşaat Yetkilisi Müteahhit Himmet Koç, güncel fiyatların sürekli değişiklik gösterdiğinin altını çizerek 2021 yılının Eylül ayından önce maliyetler %400 fark etti. Böyle giderse inşaat sektörü krize girecek. Yapım ve alım gücü düştü ifadelerini kullandı. Güncel fiyatlar bayağı her gün değişiyor. Yani mesela fiyat da çıkaramıyoruz. Neden derseniz her gün haftada bir ve hatta 10 günde bir fiyatlarımız hep değişkenlik yaşıyoruz yani. Yani böyle giderse inşaat sektörü bayağı bir krize girecek. Mesela bir projemiz çıktığı zaman fiyatlandırma yapıyoruz. Metrekare maliyeti bu projemizin arsa sahibi hariç, arsa payı hariç 7500 TL metrekare fiyat birimimiz olacak diyoruz, tamam mı? Bir bakıyoruz ne? 10 gün sonra tekrar fiyat değişmiş. Maalesef şu an ortam hiç iyi değil. Mesela 2021 yılında Eylül'den önce, zaten Eylül'den sonra ne olduysa bu döviz mevzu kurları, fiyatların fırlaması, ondan sonra maliyetler her şey %400 fark etti. Yapım gücü düşmüş, hem de müşterinin de alım gücü düşmüş. Yani maalesef şu an o durumları yaşıyoruz. Yani arz, talep arzı karşılayamıyor yani şu anda. Neden? Çünkü müteahhit korkuyor, adam yapamıyor diyor. Mesela maliyeti çok yüksek olacak. Bu kadar yüksek olduğu zaman ben nasıl mesela yapıp da satabilecek miyim? Herkesin gücü yeter mi? Alım gücü yeter mi? Yani bayağı bir sıkıntılı bir süreçten yaşıyoruz. Geçiyoruz. Allah yardım etsin yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.